Arkadaşlar sabah Sasa'yı paylaşmıştım. Sasa güzel gidiyor. Ve bunun yanında Ereğli'de bir Tobo formasyonu, yani ters omuz baş formasyonu gerçekleşmek üzere. Dilerseniz onu biraz inceleyelim. Erdem Ereğli hissesi şu anda günlük grafiğimiz. MACD indikatörü yandan yanına gitmeye başlamış. Kırmızıyı kestiği an daha da güzel olur. Şimdi bir trend çizgisi çizelim şöyle. Evet. 11 36. Bir de fiyat barı çizelim. Evet, 11 birini kaldıralım. Evet. On bir yirmi bir. Evet. 11.21 üzerinde Ereğli hissesi Tobo formasyonu işler ki işlemeye de başlamış. Yani bu formasyon işlerse 12'leri rahat görürüz. İncelemede karar vermede artık takdir sizin. Bir de Sasa'nın son durumuna bakalım. Evet, Sasa ile ilgili sabah söylemiştim. Evet, MACD indikatörü gördüğünüz gibi hemen şunu çizelim. MACD indikatörü bakın şurada mavi kırmızıyı kesmek üzere. Evet, burada baktığımız zaman hisse kırmızının üzerine atarsa güzel olacak. Sabah söylemiştim onu. Sasa güzel. Gümbür gümbür geliyor gibi. Evet, kırmızının üstünde olumlu, altında olumsuz. Ona göre o da ne yapar şu anda? 9.41. Şöyle bir stop loss seviyesi de çizelim ki şöyle yapalım. Hatta şu tepeci alalım. Şu şekilde. Evet, 9.38. Sasa için stop loss seviyemiz 9.38 altında stop oluruz ama 9.38'in üstünde ki bugünkü hareketleri, kapanışları bunun için olumlu. Evet, Sasa ve Ereğli. Ereğli'ye tekrar bakalım, değişen bir şey var mı? Ereğli Demir Çelik. Evet. Ereğli Demir Çelik 11.21 stop loss olmak kaydıyla girilebilir. Şu anda Tobo işlemi devam ediyor ve büyük ihtimal 12'leri bulabilir. Evet, son söz sizin. Sadece teknik kısmını söyledim. Alıp almamakta karar sizin. Kar ve zarar kendinizindir. Saygılar, sevgiler.